Selamlar arkadaşlar, Finroll'da hoş geldiniz. Bugün ablam, ben, bu arada benden daha uzun göründüğüne bakmayayım mı? Ben de merhaba diyebilir miyim? Dede, buyur. Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar, ablamın getirdiği Japon atıştırmalıklarına bir bakacağız. Evet, ben Tokyo'da yaşıyorum. Aynen. Ve canım kardeşime, biricik minik kuşuma Japon atıştırmalıkları getirdim. Teşekkürler. Bir şey değil. Ve ilk defa burada açıp deneyecek. Aynen öyle. Bakalım tepkileri nasıl olacak. Japon en son, atıştırmalıkları nasıl? En son bir sürprizim var. Harbi mi? Evet. Yani tamamdır. Sen biliyorsun ama tadını tahmin edemiyorsun diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum o konuda. Başlayalım tamamdır. Mı? Haydi başlayalım. Okay. Bu arkadaşlar aslında bildiğin marka. Aynen, bilindik marka. KitKat markası. Aslında Japon markası değil ama Japonya'da böyle yüz binlerce çeşidi var. Sezonluk olarak da böyle yeni tatları çıkıyor ve... Bu arada ilk defa böyle bir çeşidini gördüm. Evet. Türkiye'de yok galiba bundan. Sanırım sadece Japonya'da olan bir çeşidi. Matcha'lı, yani yeşil çay aromalı KitKat. Bakalım. Zan Bey bunu nasıl bulacak? Yani Finroll Bey, pardon. yok. Söyleyebilirsin, biliyor herkes. Sadece kanal alıp. Geçiyorum. Böyle içinden minik paketler halinde çıkıyor. Bu arada Japonya'da şöyle bir şey var. Böyle atıyorum çoklu çikolata ya da kraker gibi bir şey olunca genelde hepsi böyle içinde tek tek paketli oluyor. Aa, çok enteresan. Bence çok kullanışlı. Dünya için o kadar da kullanışlı değil ama. Evet, biraz sanki. Mesela alıp çantana atıyorsun. O zaman daha rahat oluyor kullanımı. Bu arada şeyde benim valizimde erimiş olabilir. Biraz şekli bozulmuş olabilir. Olsun. Dene bakalım. Bakalım abi. Neyliydi bu arada? Matcha'lı yeşil çay. Matcha. Şöyle gösterelim mi ekranda? Göster biraz yakın. Şuradan bir dakika bir yakınlaştırayım. Böyle görünüyor arkadaşlar. Aynen öyle. Ben de. Japonlar bunu sınavdan önce yiyormuş. Çünkü Kittokatto diye okuyorlar. Diyorlar ki Kittokatsu yani aslında Japonca'da kesinlikle kazanacağım gibi bir anlamı olduğu için sınavdan önce yiyorlarmış. Tamamıyla Japonya'ya denk gelmiştir bu isim. Öyle denk gelmiş. Kittokatto. Aslında tabii alakası yok. Bu arada Japonlar böyle paketleme konusunda aşırı iyiler. Böyle bir tık yapınca normalde onun açılması gerekiyordu. Bu tamamen... Benim beceriksizim arkadaşlar. Çikolatayı da göster istersen. Arkadaşlar şöyle bir çikolata. Yemyeşil. Şöyle bakalım nasılmış. Güzel, hafif böyle şey, çok böyle dipten küçük böyle bir acılığı var ama... İşte o yeşil matcha'nın... Matcha'nın şeysi değil mi? Şu anda matcha çok meşhur zaten, Türkiye'de de kilo verdirdiği söyleniyor. Sen böyle her şeyi... Paketi versene. Sen şimdi her şeyi üstüne matcha'lı KitKat yersen belki kilo verirsin. Çok konuştum, KitKat ver. Dikeceğim. Arkadaşlar, tam olarak şöyle. Bir çay tadı var. Yeşil çay tadı var. Küçük acılı. Çok da fazla olmayan bir şekerli bir tadı var. Hani ağır değil, çok hafif. Yani Türkiye'de bundan olsa herhalde. Kimse yemez bence çünkü Türkler genelde çok... Türk abur cuburları... Çok ağır oluyor. Evet, çok tamam. Tatlı. Ben şahsen götürürdüm. Hani böyle bir mayhoş bir tadı var abi. Güzel, evet. Ben sevdim bunu. Tamam. Bu sefer tuzluyla sıralım. Devam edelim mi? Hadi tuzluyla devam edelim. Tamam. Ya bu Japonya'da çok satan, benim çok, yani en azından benim çok fazla aldım. Bir osembe dedikleri böyle bir cips, böyle bir onların geleneksel cips tarzı bir şeyi. Siyah olan şeyler hamam böceği diyor, bilmiyorum diyor musun? Nani? Hayır, şey ya, bunlar soya fasulyesi. Öyle yani, korkutulur mu İsa? Kavrulmuş şey, Japonlar böcek yemiyorlar. Gerçekten. Evet. Artık bu gerçeği lütfen kabullenelim. Japonlar böcek yemiyorlar. Evet abi. Hamam böceği harçlı bir şekilde. Ama sanırım birkaç yerde çekirge satıyorlarmış diye duydum ya, marketlerde. Ya ben duymadım ama genelde şimdi dünyada şöyle bir şey var. Hı. Çekirge ürünlü mamuller satılıyor. Bunun ununu yapıyorlar. Çünkü çok protein yüklü olduğu için. Bir keresinde ben Japonya'da şimdi gıda
bir keresinde tatmış bulundum demenden korkuyorum şu anda. Ben Japonya'da gıda üzerine bir şirkette çalışıyorum. Bir gün bizim ürünlerimizi tatmak üzere böyle Japon yemek yazarı bir kadın gelmişti. Böyle dünyayı dolaşıp gurme tarzı yemekler tadıyormuş ve o söylemişti şu an dünyada çok revaçlı olduğunu, çok protein dolu, böyle çekirgeli bir ekmek yemiş. Ondan bahsetmişti. Ben de böyle falan diye dedim içimden. Dıştan da böyle şey değil mi? Yok hatta desne. Sıvay desne, oşuray desne. Bu arada bunun ismi ne? Okusana bize paketi. Kuromame no. Aşağı okuyorum. Heyecanlar Japonca'yı unutma. İşi... Bir dakika. Burayı keselim tamam mı? Tamam. Bir de bunun şöyle bir şey var. Yerken aşırı ses çıkartıyor böyle kıt 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 diye. Ve yani yanında biri varken ben bunu yemeye çok çekiniyorum. Çünkü çok ses çıkartıyor. Arkadaşlar bu arada asla çekinmem. Yani ses çıkartıyorsa çıkartıyordur. Hiçbir sıkıntım yok bu konuda. Hani böyle mesela sinemaya gidersiniz. Yanınızda yakınlarda böyle birkaç koltuk yakında böyle patlamış mısır yiyip böyle ses çıkartan insan vardır ya böyle hatır utur yer. O benim. Diyor ki bak kromame yani siyah fasulye senbe. Yani senbe cips. Cipsleri yani. Pirinçten yapılan. Bu arada bu gayet kolay açılma. Evet, şimdi işte arkadaşlar. Açmaya sonunda öyle. Evet bakıyorum bakalım nasılmış tadı. Değil mi bak çok ses çıkartıyor değil mi? Bak ben şu aşırı rahatsız oluyorum böyle bir sesle. Nasıl? Sanki balıklı gibi bir tadı var. İçinde balık yok. Bir dakika bakayım. Pirinç var, siyah fasulye var, bitkisel yağ var, tuz var. Hop bak da oradan miyavladı. Şey balık var, yoksa bitkisel reçitin var, reçitin. Yok balık yok, balık yok. Ama şey diyor yani aynı fabrikada yapılan aynı sırada işte ebi, kani, yani ıstakoz ondan sonra. Ne diyor? Onun Türkçesi neydi ya? Karides olabilir diyor. Ama hani aynı şeyde yapıldığı için yazmış yani. İçinde yok. Aynı. Anladım. Ya şöyle söyleyeyim. Şundan Türkiye'de olsa her gün bir tane alırım böyle bir paket. Abi çok iyiymiş. Gerçekten çok. Ben bunu çok seviyorum. Çok iyiymiş çok arkadaşlar. Kıtır kıtır ve tuzlu. Bu cips gibi yedikten sonra da susatan bir şeysi de yok ya. Çok güzel ayarlanmış. Evet. Sadece cips yedikten sonra bir hararet değil. Basıyor yani. Mesela yağlı da değil. Yağlı değil. Kaç kaloriymiş bakalım. 100 gramı 459 kalori. Hani kalori değilmiş birazcık gerçekten. Kilo bakımından hiçbir sıkıntım yok. Yok tabii ki. Çok pilinta gibi çünkü yani. Maşallah. Nasıl? Harika. Abi. Cips kadar ağır değil. Hani böyle yediğimizde böyle tuz basar ya abi böyle. Bazen yemek bayar böyle ne bileyim yoğurtla falan götürürsünüz edersiniz. Bu tam kıvamında olmuş. Hı-hı. Ya şey. Evet. Abartı bir tuzu, abartı bir tadı yok yani. Bir de içindeki o siyah fasulye önce tuhaf geliyor tadı ama ondan sonra çok alışıyorsun böyle yakışıyor. Baya. Şimdi geçtik. Animelerde bunu çok görmüşsünüzdür bence. Bu da Japonya'da çok satılan bir marka böyle çikolatalı çubuk krekerler. Ve bunun çok fazla çeşidi var. Böyle çileklisi var, biraz önceki gibi yeşil çaylısı var. Sanırım her şeyin bir yeşil çaylısından var galiba Japonya'da. Japonya'da yeşil çay seviyorlar diye biliyorum bayağı. Tabii canım, matcha yani. Hani artık onların yaşantılarının bir parçası ve çok geleneksel.
O hani çay seremonisinde kullandıkları çay. Ha, şöyle çeviriyorlar tabii falan. Tabii. İçiyorlar. Hı-hı. İçtin mi hiç? İçtim. Nasıl? Çok güzeldi ya. Yani seviyorum ama böyle daha ya şimdi seremonide kullandıkları çay böyle çok çok içine o tozdan çok atıyorlar ve biraz böyle unumsu bir tat oluyor yani acımsı ve hani kıvam olarak. O yüzden çok onu sevemedim ama kendim evde şeker yapıyorum. Şeker falan atmıyorlar mı içine mesela? Hayır öyle bir alışkanlıkları asla yok yani çaya şeker atmak. Çayı hep şekersiz içiyorlar. Tabii canım. Kültür farkı arkadaşlar. Ama Türkiye'de de artık herkes şeker. Hani bir de şey olur ya şekerli içiyorum deyince aa sen şeker mi kullanıyorsun falan derler. Çok olur şeker shaming yapıyorlar. Abi ya çay dediğin şekerle içilir. Yani. Ben de çok az şekerli kullanırım ama daha güzel oluyor bence de. Aynen öyle. O zaman bakalım animelerdeki gördüğümüz şey neymiş. Şöyle bir paketi de göster. Bakın Akekuchi yazıyor. Yani açılması burada. Şurada bir tırtık yapmışlar. O yüzden çok kolay açılıyor. Japonya'da böyle hiçbir şey açamıyorsanız o sizin probleminizdir arkadaşlar. Kesinlikle. Aa, geçen Türkiye'den zaten Türkiye'de atıştırmalık bir şeyler almıştım. Abi açmaya çalışıyorum. Çikolata mı ne? Açılmıyor. Açılmıyor. Yarışıyor benimle. Böyle nasıl sinir oldum? Bu arada paketi çıktı. Şöyle göstermiş miydik? İçinden bir kutu çıktı. Kutunun içinde de gene tek tek paketli. Abi her şeyi tek tek paketliyorlar ya. Çok enteresan. Evet. Bazen şey oluyor böyle. İçinden paket çıkıyor. Bunun içine tek tek paket açıyorsun. Onun içindeki her şey de tek tek paketli olmuş. Ya, o kadar değil abi. Dünyanın nefes almaya ihtiyacı evet. var. O kadar değil abi. Yani şunların içinde umarım paket yoktur. Burada da mesela Akekuchi yazmışlar. Nereden sunacağını yazıyorlar. Şöyle ciddi yapıyorsun. Ne kadar kolay açıldı gördünüz mü? Keşke burada da öyle bir şey olsun. Ama buradakiler adeta bir sınav gibi yani. Hani paketi açıp yemeği mi işte oradaki aldığın ürünü mü yiyeceksin yoksa pes edip bir kenara mı bırakacaksın böyle dişinle bir... Dişinle mi yoksa kanıracaksın? Yoksa dişinle mi girişeceksin? Makas falan uzaktaysa kalkıp alacak mısın falan böyle sorular testler. Aynen. Öyleyse... Çok zor bir şey ya Allah düşmanının başına vermesin gerçekten. Öyle gerçekten. Çok. Gerçekten. Al bakalım. Madem öyle... Bir fırçak al. Şöyle... Çikolatalı çubuğumuz. Yalnız kırık olanı aldım. Hadi bir tane değiştir. Onu ben yiyeyim mi? Tamam. Hiç fark etmez. Aha ikili geldi. Aa niye? Kırık mıymış bunların hepsi ya? Galiba o şekilde. Evet arkadaşlar şöyle birbirine yapışık geldi. Ve deniyorum. İkisini de. İkisini de tabii ki de. Sandviçli sandviç yemek diyorum. Aha. Ya da ekmek arası ekmek. Ekmek arası ekmek. Güzel ya. Bence Türkiye'de buna benzer şeyler var. Buna benzer çıkmıştı arkadaşlar benim lise zamanlarımda. Hani onunla kıyaslayacak olursam bu bitterlisi gibi galiba. Çikolatası dark koyu gibi. Bana da öyle geldi ama dark yazmıyor. Ve bence... Şunu fark ettiniz mi? Türkiye'de çikolata alışkanlığı yok yani. Dark çikolata alışkanlığı yok. Hep milk. Sanki çocuk yok. Çikolatası gibi ve ben... bir şey daha vardı getirdiğim. Onu da getireyim mi hemen? Getir. Ha, ne diyordum? Bence Türkiye'de çikolata alışkanlığı çok yok. Hep sütlü çikolata var ve çok şekerli. Ama ben mesela hep dark olsa bile çok yüksek seviyeli. Oranlı, kakao oranlı dark daha çok seviyorum yani kahveyle falan daha çok uyuyor. Ve bunu buldum. O nedir? Japonya'da genelde kahveyle birlikte tükettiğim çikolata bu %95 bitter çikolata. Abo! Bir defa BİM'e %95'li bir bitter çikolata getirdiler. Harbiden çok ya ben bitterdi. Onu seviyorum mesela. Bana diğerleri çok çocuk çikolatası gibi geliyor. Yani benim için ben beyaz çikolatacıyım arkadaşlar. Ben beyaz çikolata daha çok seviyorum. Ona beyaz çikolata et, beyaz çikolata demem. Sadece beyaz tatlı da yani.
Ama öyle deme, cidden çok kaliteli olanlar var beyaz çikolatada. Evet, bunu da sonra deneyelim. O zaman sonunda ona mı geçiyoruz? Hadi onu sen aç. Sonunda ona benden mı geçiyoruz? Benden çok istedi. Dango getir. Dango, her yerde dango görmüş. Yavrum kıyamam. Benden sürekli dango istedi. Aslında bu dango değil ama dango hamurundan yapılan omochi dedikleri, böyle pirinç unundan yapılan bir hamur. Şöyle ve içinde göstereyim. Böyle aromaları var. Aromalarını da söyleyeyim. Bu Japonya'da çok ünlü bir markette satılan bir böyle turistlere yönelik hediyelik bir ürün. Gene biraz önceki gibi siyah kurogoma mochi, yani siyah susamlı. Kinako dedikleri böyle gene ne derler ona, fasulye kurusu tozu gibi bir şey. İçigo çilekli ve matchalı, gene matchalı zaten. Ben burada arkadaşlar, şununla ilgili şey söylemeyi unuttum. Hemen deneyeyim. Türkiye'dekinden farkını biraz daha olarak düşünebilirsiniz. Birincisi çikolatası daha koyu. İkincisi krakeri çok tatlı değil. Türkiye'dekinin krakeri de bir derece tatlı. Buradaki çok daha krakeri sadeydi. Şekerli değil mi? Bir denge var. Aynen, bir denge var yani. Denge bakımından benim hoşuma gitti gayet. Böyle paketini de göstereyim. Tam böyle Japon desenleri var üzerinde. O zaman dango, 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 daikasaku. Bir klan adı da buradan selamlamış olalım arkadaşlar. İçim gitti şu an. Değil mi? O zaman ben bu paketi... Hadi aç bakalım. Bu paketi açıyorum. Göster şöyle kameranın önünde aç istersen. Güzel açtı, sonra bir şeyi paketlerken kırılırsın. Olabilir. Çok güzel arkadaşlar paketi. Üç saatte açalım. Bakın ha, paketin içinden gene bir kutu çıksın. Japonlar gene katmanlı. Japonlar bu arada hediye paketi konusunda çok obsesler yani. Hadi ya. Aşırı takıntılılar. Ay bu arada... Şöyle açtım. Şöyle gösterelim. Şöyle gösterelim. Burada bir nem alıcı şey var. Bir dakika. Şu matchalı, yeşil çaylı olan. Şu kinakolu, siyah susamlı ve çilekli. Kinako neydi? İşte o fasulyeden elde edilen. Fasulyeli bir şey. Un gibi bir şey. Öyleyse. Gene paket abi, gene paket. Buyur sen aç. Bunun başı neresi? Akekuchisi yok mu bunun? O kadar dedik açmış. Makas getir ya, bunu koş. Otoko no chikara ga hitsuyo ga aru ne. Hayır. O makas eşim. Hayır, çok da maddeli. Makas lazımmış. Makas lazımmış arkadaşlar. Tamam. Harbiden sağlam paketlemişler bunu. Herhalde bozulmaması için. Olabilir. Belki hava almaması içindir. Evet. Şöyle. Abi dango'yu yemek için sabırsız oluyorum arkadaşlar. Bu dango hamurundan yapılan omochi. Bence dango'dan daha güzel. Dango'nun kardeşi. Kardeşi diyebiliriz. Şöyle diyebiliriz. Lokum gibi. Lokum, Türk lokumu gibi bir his ama tam da değil. Bakalım nasılmış. O zaman siyahlı olan neydi? Neydiydi? Siyah susamlı. Siyah susamlı omochi. Bu arada bizim kedi de buraya doğru geliyor şu anda. Şıp şıp annem. Tabletime aşkım. Çıkmaz umarım. Evet, şöyle ilkini deniyorum. Onu şunu atayım mı? Nasıl? Hmm. İçindeki tat çok güzel. Susam bir derece şey yapmış gibi arkadaşlar sanki. Biraz boğmuş gibi hissettim. Ama güzel yani şey. Ne denir?
biraz fazla susamlı gibi geldi sadece. Çünkü siyah susamlı. Evet, siyah susamlı. Siyah susam seven varsa aranızda eminim hoşuna gider. Bu arada siyah susamlı ben şey zannediyordum, çörek otu zannediyordum ama değil yani. Siyah susammış gerçekten. Enteresan. Hı hı. Öyleyse sarılı neydi? Kinak. Kinak. Şöyle gösterelim evet. Arkadaşlar. Sarı un gibi olan bir şey. Bundan ben de tatmak istiyorum. Buyur bakalım. Dozo. Meşiyagane. Tadakimasu. Hayır. Oishii. Oishii no ka? Çok güzel, çok güzel. Ja, watashi mo. Bu arada içinde şey var. Kırmızı fasulye püresi var. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Ben de bir tane aldım. Bayağı hamur gibi bu arada. Şöyle kırmızı fasulye püresi aslında şeye benziyor yani bizdeki kestane gibi tadı. Hontou ni oishii desu ne. Çok güzel. Arkadaşlar böyle güzel nasıl tarif edebilirim bunu? Böyle hamur düşünün. Çok böyle yumuşak. Lokuma benziyor bence. Evet, ama böyle lokum gibi de diyemezsiniz. Böyle hani lokumun çok daha yumuşak ve jelatin gibi olanı. Evet evet evet. Böyle hamur hissi uyandırıyor ağızda yerken. Evet. Çiğ hamur hissi uyandırıyor ama o şeker ve tadının gelmesiyle beraber de bir anlam da kazanıyor. Bu bence güzel. Hı-hı. Güzel. Mochili güzel arkadaşlar. Giderseniz yiyin. Evet. O zaman sıra turuncu. Bence hepsinden sonra tadarsın yerlerine. Öyle mi yapalım? Hı. Tamam. O zaman şunu da bir tadayım. Yerlerine geçelim artık. Bununla mesela matcha ile, sıcak matcha ile beraber çok güzel olur. Neydi bu? Çilekli. Arkadaşlar çilekli efsaneymiş. Efsane. Bittim. Bayağı sevdim çilekli. O zaman en merak ettiklerimden bir tanesi arkadaşlar. Kakao 95'li mi? Ha, o vardı değil mi sırada? Evet. Evet, bu Meiji çikolatası bence yani Japonya'nın en ünlü çikolata markası. Meiji. Meiji diyorsun ha. Hı-hı. Biz Japonya'daki Meiji dönemindeki Meiji mi? Evet, Meiji. Ve gördüğünüz gibi hepsi. Allah'ım Allah'ım. Tek tek paketle. Böylece çantanıza atıp yiyebiliyorsunuz. Ve çöpünü çantanıza atıyorsunuz. Çünkü Japonya'da hiçbir yerde çöp kutusu %90 bulamazsınız. Hadi ya. Ve hiçbir yerde çöp, yani yerde çöp de yok. Ha, o da güzel. Mesela Türkiye'de öyle olsa hani her çöp olur. Görebiliyorum o sahneyi. Öyleyse şöyle. Bundan ben de bir tane yiyeceğim çünkü gerçekten çok seviyorum. Çok merak ettim. Bakalım %95 bitterli çikolata. Bu arada erimiş maalesef. Olsun, olsun. Önce bir kokla var. Kakao kokusu o kadar yoğun geliyor ki. Ben paket açmakta çok beceriksizim. Ben de çikolata. Bu arada harbiden kakao kokusu buram buram geliyor bak, yani. Bak bunu önce böyle yemeyeceğim. Damağına yapıştır böyle şöyle bir gezdir böyle. Beğenmedin mi? Arkadaşlar %95 kesinlikle şaka değil. Peki bir megadan mı? Abi bir megadan bunun yanında tatlı kalıyor ben sana öyle söyleyeyim. Ya çikolatadan beklediğiniz şey tat vardır ya arkadaşlar. Tatlı tat. O yok. Demiş, sadece kakao. Ama ağır işte kakao. Çikolatadan mesela ben tatlı tat beklemiyorum. Evet. Ben bekliyorum. Çok bayağı hani bitter çikolata sevenler belki sevebilir. Ben dediğim gibi. Ben ya sütlü çikolata ya da... Bir de böyle finishing'de böyle ekşi bir tat da bırakıyor değil mi? Hı-hı. Aslında ekşi kalan tadı güzelmiş sonunda kalan. Hoş. Aynen. Evet. Ve acı değil, bildiğiniz böyle kakao kakao geliyor arkadaşlar damağınızdan. Ardından ekşi bir tat bırakıyor. Ama şey yani dediğim gibi çok tatlı bir tat yok. Ben
bir ara burada birkaç yere yerde görmüştüm %95 bitter diye. Hı hı. Hiç alakası yok. Onlar %95 bitter değilmiş neyse. Kandırılmışım. Öyleyse evet şu an en merak ettiğime geldim. Bununla ilgili söylenildiğine göre ya seviyormuşsunuz ya nefret ediyormuşsunuz galiba. Benim şöyle oldu. İlk Tokyo'ya, Japonya'ya gittiğimde bir arkadaşım bana natto, yani bahsettiğim şey natto. Böyle fermente edilmiş soya fasulyesi. Dolayısıyla böyle smük gibi uzuyor. Hatta Gintama'dan hatırlarsanız arkadaşlar, bir ninja var, natto ile falan savaşıyor böyle her şeyde. Natto ile savaşırım arkadaşlar. Ben şu an çok seviyorum. Şöyle. Ama arkadaşımın bana ilk tattırdığı şekli şöyleydi. Lapa pilavın üzerine, ya ilk gitmişim Japonya'ya, hani çok bilmiyorum Japon yemeklerini. İçine çiğ yumurta kırdı, tamam mı? Çiğ yumurtanın üzerine de bundan attı, karıştırdı. Tamam mı? Aa Eymen dene dedi. Ben de böyle ilk gitmişim. Hadi dedim deneyeyim. O olan oldu. Yani nefret ettim yani. Allah'ım dedim, kabus gibi bir tatlı. Çiğ yumurtalı ramen yedin mi hiç? Ben şu an çiğ yumurta çok yiyorum. Gerçekten? Evet. Anladım. Türkiye'deyken yemem. Ha evet, onu diyecektim. Türkiye'de çiğ yumurta yemiyorum. Çünkü bence Japonya'daki yumurtanın tadıyla Türkiye'dekinin tadı farklı. Ama şey denedim ben burada. Bir defa ramenin üzerine böyle merak ederek çiğ yumurta kırdım. Hoşuma da gitti aslında böyle. Ya şey, böyle çok karıştırınca hani beyazını çok hissetmeyince aslında güzel oluyor. Öyle. Ben ramenin üzerinde yemiyorum çiğ yumurtayı. Ramende çiğ yumurta yapmıyorlar bu arada. Haşlanmış yumurta yapıyorlar genelde. Ben şey falan da böyle görmüştüm ya, animelerde çok böyle kırıp böyle koşturuyorlar. O ramen değil, böyle bakudan diye bir yemekleri var böyle. Deniz ürünleri var. Mesela sashimi, böyle dilimlenmiş çiğ balığın üzerine işte çeşitli turşu gibi sebzeler, altında pilav, üstüne de çiğ yumurta kırıyorlar. Ben onu çoğu zaman yiyorum ve çok seviyorum. Hani? Ama şöyle bir şey benim var. Benim için hepsi ramen arkadaşlar. Hiç ama makarna değil yani, altındaki pilav. Ha. Ramen eriştesi değil yani. Şeyi izlemiş miydin sen? Anohana. Anohimita Hanonona. Evet. Evet. Orada ilk bölümde böyle falan çocuk şey yapıyordu. Böyle Rabin'in ramen eriştesi atıyordu. Kız da kaki tamako ino falan diye böyle geliyordu. Aslında ramende falan genelde böyle şey, böyle soya gibi bir şeyde haşlanmış, böyle hafif kahverengi bir haşlanmış yumurta ve ya da soft boiled, yani az haşlanmış yumurta. Tam çiğ yumurta değil. Anladım. Zaten o sıcakta illaki pişiyordur yani. Ama tabii ki çiğ yumurta yerken asla o beyazını hissetmemem gerekiyor. O zaman yiyemem. Evet. İşte. Buna yani katılıyorum. İyice karışması lazım. Buna katılıyorum. Ben zamanla natto'ya alıştım. Şu an severek yiyorum. Şurada okları var zaten. Hani böyle... Bu arada... Bu natto tam olarak ne tarz bir şey? Yani fermente edilmiş soya fasulyesi. Böyle sümük gibi bir tadı var. Yani dokusu var. İçinden böyle soya sosu gibi bir şey. Bir soya şöyle sosu. Paketi de gösterebilirsin. Paketi böyle arkadaşlar. Şurada bir naylon poşeti var. Bir haşi getirsene. Haşi. Normal bildiğimiz çatal mı getireyim, çubukla mı getireyim? Bence çubuk getir ya artık. Değil mi? Sevgili arkadaşlar, chopstick'lerimiz. Tekrar anlatayım. Paketin içinden kokusu nasıl bu arada? Kokusu hiç şey değil. İç açıcı değil. İç açıcı değil arkadaşlar. Soya sosu hardalı çıkıyor. Bu hafif böyle tatlandırmak için. Ve şu an şeyini, üzerindeki naylonu alacağım. Şöyle görüyorsunuz. Böyle uzuyor. Hala uzuyor. Çok korkutucu geldi. Versene, bilmiyorum bak. Kamerada gözüküyormuş şu an ama. Şöyle yapalım. Eldiven ile haşi alınmaz. Madem bakın Japon yemekleriyoruz, adetlere saygı. Açma şeyleri var. Şuradan açıyorum. Şöyle de gösterelim. Şöyle yapıyorum. Dur, oradan kaldırdığımda göstermeyeyim. Şef. Arkada kediler gene birbirine girdi. Birbirlerine girdiler arkadaşlar. Bunlar 5 yıldır beraber yaşamayı bir türlü kabullenemediler. Bazen diyorlar ya arkadaşlar, alışıyorlar işte en fazla 1 yıl.
birkaç ay. Alışmıyorlar. Alışmıyorlar da tahammül ediyorlar artık birbirlerine. Ha, evet. Bir de bir yerlerde bazen saygı gösteriyorlar birbirlerine. Evet. Şimdi açalım. Bunu şimdi iyice karıştır. Şöyle gösterelim. Bildiğin karıştıracağım herhalde. Biraz daha yaşanıyor. Evet, döküyordum ben neredeyse. Ben mesela bu haşlanmış pilav lapasıyla falan ben çok seviyorum bunu. Ama sonradan şey düşündüm, hani mesela bu çoban salatasına falan da çok güzel gider. Ha. Bence. Yani, merak ettim. Kokusu hiç böyle lezzetli gelmiyor arkadaşlar. Doğruyu söyleyeyim. Kokusu itici geliyor. Yani bir kokuyu tarif de edemem, biliyor musun? Böyle bir de ben kokuyum. Hafif ekşimiş, böyle çürük gibi bir koku. Nasıl tarif edersin bu kokuyu? Yok yani bence bir... Ya sanki böyle karpuz kabuğu düşünün arkadaşlar. Tamam, çok beklemiş böyle. Biraz çürümüş, suyu bitmiş. Onun kokusu geliyormuş gibi. Bu kokuyu nasıl bildiğimi sormayın. Sormayın. Biliyorum. Tahmin ediyorum sanırım. Öyleyse daha karıştırmam gerekiyor mu? Bayağı, çok merak ediyorum. Bayağı şöyle uzuyor. Ben de çok merak ediyorum. Evet. Şöyle arkadaşlar. O zaman. Bak şey düşünme, çok kötü diye düşünme, çok güzel diye düşün. Tamam. O zaman güzel geliyor. Abi bu süper bir şey. Şu an ilkinde ne söyleyeceğimi bilemedim. Biraz daha deneyeceğim. Cidden o kadar kötü değil. Arkadaşlar kötü bir tat değil kesinlikle. Bunu belirteyim. Biraz acılığı var. Ya öyle şey bir acısı yok da böyle. Biraz böyle boğazı yakan küçük bir acılığı var. Mercimek gibi düşünün. Sanki onun böyle biraz daha şey gibi. Siyah mercimeği. Tarif edemiyorum. Ya ben gerçekten tarif edemem. İçine biraz böyle ekşi desem ekşi değil. Değil değil mi? Ekşi değil arkadaşlar. Çok enteresan. Hardalın, bir de hardalın kendine has tadı da karışıyor ya. Bir de evet, hani ekşi gibi geliyor ama ekşi gibi değil. Acı gibi geliyor, acı gibi değil. Yani böyle sanki yendikçe yenilebilecek bir şey. Böyle kesinlikle sevmedim diyemem. Evet, ön yargıyla yaklaşmayın. Sevmedim diyemem eğer, arkadaşlar. Evet, ama sevdim... De diyemiyorsun henüz. Henüz. Hani şunu bitirdiğimde belki sonuçlar değişebilir. Öyleyse. Ama ön yargıyla yaklaşmayıp eğer böyle fırsatınız varsa kesinlikle bir tadına bakın, bir şans verin. Kesinlikle öyle. Öyleyse. Sevdin galiba. Her ağzıma aldığımda emeğim biraz daha şey oluyor. Ne denir arkadaşlar? Kafamda netleşiyor ve bir kaşık daha. Chapstick var gerçekten. Bir çubuk daha böyle alasım geliyor. Ya güzel. Güzel ya. Hani yarım ben bunu Japonya'ya gitsem. Evet. Yarım yani. O zaman ben başka bir şey daha getirmedim. Tamamdır. Kilo hakkım doldu. Bu kadar. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Çok ben teşekkürler. Ben de video sonunda bunları bitirmek kaldı. Bize de bırak ama, tamam mı? Yes. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenirseniz bu kafada içeriklerin devamı gelebilir. Şuraya tıklasınlar mı? Oraya değil. Şurada beğeni butonu var arkadaşlar. Buraya. Aşağıda. Çok çok sağda değil. Biraz solda. Şöyle beğeni var. Oraya tıklarsanız, desteklerinizi gönderirseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.